أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَّلَّمُ اِزْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللّٰهُ وَازْهَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسِ Sadaka Resulullah ve nataka Habibullah. Dağdan kestiler hezenim. Bozuldu türlü düzenim. Ben bir uslanmaz ozanım. Derdim vardır inilerim. Ben bir uslanmaz ozanım. Derdim vardır inilerim. Hepimiz bu aleme gelmeden önce Allah ile huzur halindeydik. O haldeyken sevgili Allah'ımız bize Elestü bi Rabbiküm diye bir sual sordu. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bize o gün Allah'la aramızdaki muhavereyi, Allah'la aramızdaki konuşmayı hatırlatıyor. Biz de hiç tereddüt etmeden herkes gibi kalu bela, tabii ki sen bizim Rabbimizsin dedik. Ve ona iman ettik, onu tasdik ettik. Sonra ona tasdikin gereğini yerine getirmek için bu aleme gönderildik. Bunda da hikmetler var. Ancak hemen aklınıza şöyle bir istifham gelebilir. Şöyle bir sual zihninizi meşgul edebilir. Hocam, Allah böyle bir şeyi haber veriyor ama ben böyle bir şey söylediğimi hatırlamıyorum. Öyleyse hatırlamadığım bir şeyle nasıl ilzam olunabilirim diyebilirsiniz. Cevap, hakikat sadece bizim hatırladığımızdan ibaret değil. Şimdi size soruyorum, aklımızın ne kadar zayıf olduğunu tanımak adına. Buraya gelirken ayakkabılarınızı çıkardınız. Kaç numaralı dolabın içerisine koyduğunuzu kaç kişi söyleyebilir? Hangi dolapta olduğunu söyleyebilir misiniz? Kaç kişi? 1/3 bile değil. Eve bir misafir gelse, 3 kişinin ayakkabılarını alıp dolaba koysak, gidecekleri zamanda sorarız hangi ayakkabı kimindi diye. Üzerinden aldığımız cübbeyi sorarız, bu kimindi, bu kimindi, bu kimindi diye. Bizim aklımız bu kadar. Sorsam geçen hafta ikindide ne yemek yediniz diye. Kaç kişi hatırlıyor? Bir ay önce her gün aynı yemeği mi yiyorsun? Evet.
15 gün önceye gitsek sıfır. Şimdi biz daha dün ne yediğimizi hatırlayamayacak kadar zayıf bir akla sahibiz. Allah aşkına. Yeni tanıştığın birisiyle görüşüyoruz. Şimdi içeride birkaç arkadaşla tanıştık. Size de aynı şey olur. İsmini soruyoruz. Daha ismini bitirirken sorsanız adama neydi ismim deseniz birçoğumuz cevap veremeyiz. Dinliyoruz. İsmini soruyoruz. Nereli olduğunu soruyoruz. Öbürüne geçtiğimiz zaman bir öncekinin ismini unutuyoruz. Şimdi hakikati bizim aklımızla ölçersek vay halimize. Ayakkabımızı koyduğumuz yeri unutuyoruz. 2 sene beraber askerlik yaptığımız arkadaşımızı unutuyoruz. Yediğimiz yemeği unutuyoruz. Ondan sonra unuttuğumuz şeylerin olmadığını inkar etmekle daha da zor duruma düşüyoruz. Allah Celle Celaluhu'nun, onun unutması yok. 8 milyar, 10 milyar insanın ruhunu her gece alıyor, sonra tekrar her ruhu kendi sahibine iade ediyor. Her gece böyle oluyor. Vallahu yeteveffel enfüse hine mevtiha velleti lem temut fi menamiha. Ölmeyenleri uykudayken alıyor. Feyumsikü lleti kada aleyhel mevt. Ölüm hükmü verilenleri bir daha geri göndermiyor. Ve yursilül uhra ila eceli müsemma. Henüz vadesi dolmayanları da vadesine kadar geri gönderiyor. 8 milyar insan her birinin ruhunu alıyor, sonra yine aynı kişiye veriyor. Biz aynı ayakkabıyı sahibine veremedik. Sahibine veremedik. Bir kişi gösteremezsiniz. Sabah kalktığında kendini hanımı zanneden, adını sorduğunuzda Ahmet yerine Fadime diyen bir kişi gösteremezsiniz. Cenab-ı Hak hiç şaşırmıyor. Kainat kurulduğu andan itibaren böyle devam ediyor. Yanılmayan, yanlış yapmayan, hesabı asla şaşmayan, unutmayan bir Rab'den bahsediyoruz. Şimdi milyon kez tecrübe edilse bile, milyon kez sınansa bile her seferinde isabet ettiği sabit olmuş bir Allah'ımız var. Onun bizim hatırlamadığımız bir haberi başınızdan geçti diye bize haber vermesi durumunda yapılacak tek şey var. O da nedir? İnanmak ve iman etmektir. Bugün Müslümanların en büyük 2 problemi var. 2 sıkıntısı. Bunlardan birincisi teslimiyet sorunumuz var. Birincisi ne? Teslimiyet. Allah'a bile teslim olamıyoruz. Allah'a bile teslim olamıyoruz. Cenab-ı Hak diyor ki vellezine amenu billahi ve rusulihi. Allah'a ve Allah'ın peygamber olarak gönderdiği bütün elçilere iman eden kullarım. Vellezine amenu billahi ve rusulihi ulaike humus sıddıkun. Cenab-ı Hak diyor ki hadis suresinde onlar var ya humus sıddıkun, onlar sadıkların, sıddıkların ta kendisidir buyuruyor Cenab-ı Hak. Ne büyük bir müjde. Hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem küllü müminin sıddıkun buyuruyor. Küllü müminin, her mümin neymiş? Sıddık. Ama Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın sıddıkiyetiyle aramızda tabii ki fark var. Küllü müminin sıddıkun. Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede Allah'a ve peygamberlerine iman eden herkes sıddıklardandır.
Hazreti İsa Aleyhisselam'a peygamber olarak gönderildiği ilk andan itibaren iman edenler, kendisinden sonra gelecek peygamberi de, kendisinden önce gelenleri de Hazreti İsa'nın ağzından çıktığı gibi sorgulamadan kabul edenler sıddıkların içerisindedir. İki türlü mana veriyorlar. Allah'tan ve peygamberden duydukları her şeye tereddüt etmeden iman edenler sıddıktır diyor. Diğer bir manası da ilk iman edenler demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davetini duyar duymaz, hiç tereddüt etmeden, bir düşüneyim demeden, yarına tehir etmeden kabul edenlere sıddık diyorlar. Birincisi daha çok işimize geliyor. Çünkü birincisi bizi de kapsıyor. Biz Allah'a da, onun peygamber olarak gönderdiği bütün peygamberlere de la nüferriku beyne ahadin min rusulih diyerek iman ettik mi? Ettik. Birinci sorunumuz teslimiyet sorunu. Allah ve Resulünden duyduğumuz şeyleri kabul etmek vazifemizdir. Uhud Harbi'nde sahabeden birisi karnı acıkmış, sabahtan beri müşrik kolluyor, müşrik koşturuyor. Bir an bir boşluk buldu. Cebinde taşıdığı 3-5 tane hurmayı çıkarıp onlarla açlığını gidermek istedi. Tam hurmayı ağzına atacakken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Resulullah'ı gördü sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak görmeyi nasip eylesin. Allah Resulü'nü gördü. Efendimiz'i görünce açlığını falan unuttu. Harp meydanında Allah rızası için muharebe eden, mücadele eden o sahabenin, dikkat ediniz, İlk aklına gelen suale bakın. Ey Allah'ın Resulü! İn kutiltü fe eyne ene. Şu anda öldürülsem nerede olacağımı bana söyler misin dedi. İnanmayacak olsaydı bu soru sorulmazdı. Şu anda diyor ölümle karşı karşıyayım. O benden kaçsa ben onun peşinden gideceğim. O beni bıraksa ben onu bırakmayacağım. Çünkü bu meydana şehit olmak için geldim. İn kutiltu, şayet şuracıkta katledilsem, doğransam, biçilsem, fe eyne ene, nereye gideceğimi bana söyler misin dedi. Efendimiz, zaman çok kısıtlı, uzun uzadıya mevzuyu izah edecek vakit yok, oklar, mızraklar, kılıçlar, peşin sıra geliyor. Allah Resulü tek bir kelimeyle cevap verdi. Fil cenne buyurdu. Şu meydanda Allah rızası için muharebe ederken ölürsen cennettesin dedi. Onu dedikten sonra فَاَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِ Az önce, evet biraz öne alacakmışız. Sorun varsa bu tarafa da böyle. فَاَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ ف۪ي يَدِ Elinde bulunan, az önce karnını doyurmak için, açlığını gidermek için, yanında günlerdir sakladığı hurmalara artık ihtiyacım yok diyor. İmanı görüyor musunuz? Açlıktan kırılıyor. Midesi zil çalıyor. O kadar inanmış ki gideceği yere, o kadar kararlı ki şehit olmakta,
Allah'ın huzuruna acıkmış olarak çıkmak ve meleklerin sofrasına misafir edilmek üzere elindeki hurmaları atıyor. فَاَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِ Onları attıktan sonra وَقَاتَلَ وَقُتِلَ Muharebeye dalıyor yalın kılıç. Fazla geçmeden şehit ediliyor ve ruhunu teslim ediyor. İman bu. Buna iman diyorlar. Buna teslimiyet diyorlar. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın yanında olduğunuzu düşünün. Kolay değildir. Arkamızda Firavun ordusuyla beraber, önümüzde Kızıldeniz, peygamber olarak inandığımız Hazreti Musa da yanımızda olsun. Muhasebe yapıyoruz. Muhasebe zor iş. Hesaba çekilmek de, hesap vermek de çok zor iş. Hazreti Musa ile yan yanayız. Okurken kolay. Felemma tara el cem'ani qale ashabu Musa inna lemudrakun. Okurken kolay. Ezberlerken kolay. Yakalandık dediler. Firavun'un askerleri Beni İsrail'i görüyor. Beni İsrail Firavun'un askerlerini görüyor. İnna lemudrakun. Eyvah dediler. Yakalandık. Şimdi ne olacak? Kimse yüzme bilmiyor. Denize girse nereye kadar yüzecek? Allah Celle Celaluhu peygamberine bir talimat verdi. Ey Musa, denize asanı vur, ondan sonra dal dedi. Hazreti Musa aleyhissalatü vesselam, vallahi hiç tereddüt etmeden denize dalarken, Hazreti Musa'nın etrafındakilerden bir kısmı tereddüt gösterdiler. Önce deniz bir açılsın da ayaklarımız toprağa değsin diye düşünenler, teslimiyet sorunu yaşayanlardır. Kendimiz için düşünelim. Acaba Hazreti Musa'nın aleyhisselam yanında olsaydık, bir adım bile geri kalmadan onunla beraber Kızıldeniz'e dalar mıydık, yoksa Hazreti Musa'nın karşıya geçmesini mi beklerdik? Herkes kendi cevabını biliyor. Herkes kendi cevabını kendine veriyor. Bizim birinci sıkıntımız teslimiyet sorunudur. Teslimiyet imanla alakalıdır. Yağmur duasına giden oldu mu içinizde? Hiç yağmur duasına gitmediniz mi? Bir kişi mi? İki. Başka? Yağmur duasına gideriz ama yanımızda şemsiye götürmeyiz. Yaptığımız işin semeresine biz inanmıyorsak kimi inandırabiliriz ki? İkinci sorunumuz teslimiyet sorunu yaşadığımız için temsiliyet sorunu da yaşıyoruz. Yani ümmeti temsil edecek, ümmeti hem Müslümanlara karşı hem de düşmanlara karşı temsil edecek bir hüviyete ne fert olarak ne de cemiyet olarak ne de ümmet olarak bir türlü ulaşamıyoruz. Ama ümidimiz var. Seneler önce Çanakkale Harbi'nde İngilizler artık Müslümanlarla baş edemeyeceklerini anladıkları zamanda bir İngiliz bakanı, savunma bakanı çıkıyor. Lordlar kamerasında bir şey söylüyor. Hepinizin bildiği bir mesele. Ama bunu bir de tersten okumamız gerekiyor. Çünkü Araplar derler ki el eşya'u tu'rafu bi ezdadiha. Her şeyi zıttıyla beraber düşünürseniz daha iyi anlarsınız. İngiliz elini kaldırıyor. Biz topla, tüfekle, bilekle, yürekle yenemediğimiz Müslüman Türk milletini bir tek şeyle yeneriz diyorlar. O da siz söyleyin, ellerinden Allah'ın kitabını alırsak,
قَدْ جَاكُمْ نُورٌ مِنَ اللّٰهِ Allah'tan size bir nur geldi diyor Allah. Bir burhan geldi. Bu bizim delilimiz. Bu bizim el fenerimiz. Bu bizim rehberimiz. Onu anlıyor. Ellerindeki el fenerini, nurunu önlerinden alamazsak onları karanlıkta bırakamayız dediler ve sonra bu yola başvurdular. Ve maalesef elimizden gençlerimizin, çocuklarımızın, evlatlarımızın, koca koca abilerimizin, babalarımızın elinden Kur'an'ı aldılar mı? Aldılar. Şimdi biz Müslümanların meclisinde ona bir cevap vermemiz gerekiyor. Artık nefsinin esiri olan bir ümmeti Muhammed var. Ama ayağa kalkmanın sancılarını çekiyor. Dirilişin rüyalarını görüyor. Yavaş yavaş kainattaki bütün müminlerin ondan ne beklediğinin farkına varmış bir Türk milleti var. Deveye sormuşlar, yokuş çıkmak mı zor, yokuş inmek mi? Sizce? Demiş ki, beni inmek de çıkmak da ilgilendirmiyor. Beni tek ilgilendiren şey sırtıma konulan yüktür demiş. Yük fazlaysa yürümek de zor, oturmak da zor. Şimdi yeni bir nesil geliyor, yeni bir gençlik geliyor. Siz onların bir parçası olarak üzerimizdeki mesuliyeti artık idrak etmeye başladık. Bosna'ya gittiğimizde Bosna'nın bir köyünde bundan 5-6 sene önce caminin önünde bastonuna yaslanmış 80 yaşında bir dede. Sarığımız cübbemizle beraber bizi görünce yerinden fırladı. Osmanlı geri döndü dedi. Ağlamaya başladı. Niye ağlıyorsun? Otur bakalım amca dedik. Elini öptük. Çoluğun çocuğun var mı? Var dedi. Torunun var mı? Var. Neredeler? Hepsi batıya çalışmaya gitmişler. Peki sen niye buradasın? Bana dedemin vasiyeti var. Osmanlı buradan çekilirken bu camiyi göstererek evladım bir gün Osmanlı geri gelecek. Onlar gelinceye kadar bu cami sana emanet. Bu camiyi bırakmayacaksın. Bir kişi olmasa da sen açıp sen kapayacaksın. Şimdiye kadar nerede kaldınız dedi. Şimdiye kadar nerede kaldınız? Gidilmesi gereken yerler. Çarşaflı hanımlarınızı alın. Çarşaflı bacılarımızı alın. Kız kardeşlerinizi alın. Oraları ziyarete gidin. Bunu bekliyorlar. Üzerimizde bir sorumluluk var. Yavaş yavaş artık bunları anlamaya başladık. Bunları idrak etmeye başladık. Şimdi bundan 100 sene önce İngiliz'in söylediğinin tersini bizim zaviyemizden meclisimizde söylüyor. İkrar ve itiraf ediyoruz ki, ilan ediyoruz ki 100 sene önce bu milleti karanlıkta bırakmanın çaresi nasıl elinden Kur'an'ı almaksa, bu milleti yeniden aydınlığa çıkarmanın, yeniden uyandırmanın, yeniden ümmet şuuruyla mayalayıp cemiyete yeni bir aşı verebilmenin tek çaresi elimizden alınan Kur'an'ı yeniden ele almaktır. Bakın okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bize dünyayı tarif ediyor. Dünya hayatı. Yıllardır peşinden koşa koşa yorulduğumuz, içtikçe, içtikçe, sahibi oldukça daha da susadığımız, yedikçe daha da acıktığımız dünya hayatından bahsediyor. Farkına varmadan bize birçok hastalıkları bulaştıran dünya hayatını Hazreti Allah Celle Celaluhu 5 kelimeyle tarif ediyor. Yorulduk artık. İnanın ihtiyarladık. Saçımız sakalımız ağardı. Hep dünyanın peşinde koşturmaktan.
halsizliğimiz, takatsizliğimiz, öfkelerimiz, üzüntülerimiz, kin ve buğuzlarımızın hepsi dünyaya ait. Dünya kaynaklı. Bu yükle, bu öfkeyle, bu kirle, bu yüzle Allah'ın huzuruna gidilmez. Şöyle düşünün. Ortada bir duvar var. Siz buradasınız. Başkaları da var. Sizden daha üstte. Duvara aşağıdan baktığınız zaman gördüğünüz farklı, yukarıdan baktığınız zaman gördüğünüz farklı, daha yukarıdan bakabilirseniz daha farklı. Mesela Allah dostlarından birisi diyor ki, gözümüze çok büyük görünen binalar, minareler, devasa yapılar, biz aşağıda olduğumuz için çok büyük görünüyor. 300 metre yukarıya çıkın, hepsi karınca gibi görünmeye başlıyor. Buradaysanız en aşağıda, buradan duvara baktığınız zaman gördüğünüzde, 100 metre yukarıdan baktığınız zaman, 300 metre yukarıdan baktığınız zaman gördüğünüz şeyler aynı değil. Aynı şekilde hiç okumamış, hiç Allah peygamber tanımamış bir insanın baktığı yer ile biraz mektep medrese görmüş bir adamın baktığıyla bir de arifi billah olanın baktığı göz farklı farklıdır. Allah'ı tanımayan, peygamber nedir bilmeyen, ahiret hayatı nedir, nasıl kazanılır bununla alakalı bir fikri olmayan, okuduğu kitaplar üzerinden kendini entelektüel, çok aydın zannetse de vallahi bir kitap bile okumamış ümmi bir Müslümana nispetle o adam bir elmanın içerisindeki elma kurdunun içinde bulunduğu hücre neyse, hayat neyse, ahireti bilmeyen, Allah'ı bilmeyen, nereden gelip nereden gittiği, nereye gittiğinin farkında olmayan bir insanın yaşadığı dünya elma kadar değil. Elmanın içerisinde o elma kurdunun kendisi gibi dünyayı içinde bulunduğu ufacık hücreden ibaret zannediyor. Onun için çok geniş, onun için çok büyük. Ama bir Müslüman için bizim sığacağımız yer burası değil. Biz maziye de inanıyor, biz hali de yaşıyor, biz sonsuzluğa da inanıyor, sonsuzluğun sahibine de dayanıyoruz. Onun için hangi aşamada olursanız olun, bir de buradan bakmak farklı, buradan bakmak farklı, buradan bakmak farklı. Burası beşerin baktığı taraf. Burası ise Hazreti Allah'ın baktığı taraf. Bu duvara ve bu duvarın fevkindeki yerlere bakarken bu taraftan mı bakmak istersiniz, bu taraftan mı? Elinizde imkan var. Hangi taraftan bakmak istersiniz? Hangisi? Buradan mı? Buradan mı? Buradan mı? Yoksa Allah'ın tarafından bakmak istersiniz? İşte şunu dünya bilin. Baktığınız nokta dünya. Allah Celle Celaluhu ilkokul talebesi gibi yahut lise öğretmeni gibi bir fizik profesörü gibi değil. Dünyaya bakarken bir bakkal işleten gibi değil. Bir market işleten gibi değil. Bir ekonomi bakanı gibi değil. Dünyaya Hazreti Allah'ın nazarından bakmak istiyorsanız o zaman dünyayı Allah'ın tarif ettiği şekilde anlamak borcundayız. Bakalım Cenab-ı Hak dünyayı nasıl tarif ediyor? Herkes
kendi imal ettiği bir makinayı en güzel şekilde tarif eder. Bir motosiklet imal etmişseniz veya bir yemek sizden önce hiç kimse yapmamış. Mesela Nasrettin Hoca gelen misafirine balın içerisine sarımsak karıştırmış, bol sarımsaklı bal yapmış, misafire ikram etmiş. Zavallı bal diye iştahla dalmış ama sarımsak kokuları geliyor bir garip. Yüzünü ekşite ekşite demiş ki ya hocam bunu kim yaptı, kim icat etti demiş. Hoca demiş ki vallahi demiş bunu ben icat ettim ama ben bile beğenmedim demiş. Şimdi hoca biliyor içine ne kattığını. Dolayısıyla onun tarifini, en güzel tarifini onu kim icat etmişse ondan alacaksınız. Bir motosikletse veya başka bir şeyse kim yapmışsa onunla ilgili en doğru bilgiyi kendisinden alacaksınız. Kainatı yaratan Hazreti Allah olduğuna göre Celle Celaluhu. Halakas semavati vel ard ve ma beynehuma fi sitteti eyyam. Yeri, göğü ve içindekilerini Allah Celle Celaluhu yarattığına göre Allah'ın tarifinden daha güzel bir tarif olmaz. Hatta Cenab-ı Hak bazen insanı da tarif ediyor, biliyor musunuz? İnsanı da tarif ediyor. Farklı zamanlarda, farklı durumlara göre insanın farklı yönlerine işaret ediyor. Mesela diyor ki, خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ diyor. خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ. Cenab-ı Hak hiçbirimizin aklına gelmez. İnsanı bir tarif et desek, kim bilir neler söyleriz. Mantıkçılar kendilerini çok akıllı zannederler. Ama her seferinde de çuvallamışlardır. İnsanı tarif et deyince ancak diyorlar ki hayvanı natık. Konuşan veya düşünen bir canlıdır diyorlar, bu kadar. Cenab-ı Hak diyor ki, خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ. İnsan aceleden yaratılmış diyor. Aceleden. Nişanlanıyor. İkide bir hanımı arıyor, nişanlısını. Ne zaman düğün yapacağız? Ne zaman düğün yapacağız? Ne gerek var 6 ay beklemeye? Var mı içinizde nişanlı? Yok mu? İlla vardır da ihale ona kalacak diye sesini çıkarmıyor. Evet. Aceleden. Evet. Hulikal insanu min acel. Yani fıtratına acele konulmuş demektir. Tabiatına acelecilik konmuş. Acele. Hemen acele ediyor. Hulikal insan. Başka bir ayet-i kerimede innel insane hulika helu'a. İnsanların hepsi korkak yaratılmıştır diyor. Korkak. Diyeceksiniz ki ben hiç korkmam. Sen onu külahıma anlat. Mezarlığın yanından geçerken zifir karanlıkta şşt deseler gittin. Hulikal insanu. İnnel insane hulika helu'a. Sonra kendisi tefsir ediyor Cenab-ı Hak. İzâ messehu şerru cezu'a. Ona bir şer, ona bir kötülük, musibet, bir bela gelmesin, bir anda panikler diyor. Ayaklarının bağı çözülür. Uçakta gidiyor. Uçak biraz sallanmaya başlayınca herkes uçak düşüyor diye paniklemiş. Zaten bir kişi demez. Koyun sürüsü gibi herkes sesini yükseltmeye başlamış. Görevliler kendi işlerini yapamıyorlar milleti teskin etmekten. Bari demişler bu işi başkasına ısmarlayalım. En ön koltukta oturan böyle gayet sakin gözlerini yummuş bir adamı diye şuna diyelim de bu gayet efendim anlayışlı bir adam, bu teskin etsin. Beyefendi demişler, siz maşallah gayet sakinsiniz. Teenniyle hareket ediyorsunuz. Şu millete bir seslenseniz de biz de işimizi yapsak. Beyefendi adam çoktan gitmiş. Simit patlamış. Hulikal insanu İnnel insane hulika helu'a izâ messehu şerru cezu'a. Bir kötülük isabet ettiğinde bir anda panikliyor. Ne yapacağını şaşırıyor. Eli ayağı kesiliyor. Tansiyonu yükseliyor, şekeri artıyor. Ve izâ messehu'l hayru menu'a.
Ama diyor bir hayır isabet ettiğinde, cep dolmaya başladığında, Allah vermeye başladığında o zaman da korkak diyor. O zaman nasıl, neden korkacağım hoca efendi? Menua vermekten korkuyor diyor. Vermekten. Var mı vermekten korkmayan? Efendim? Allah öyle tarif ediyor. Bu fıtratta ama bunu değiştirin de diyor. Tamam mı? Onu değiştirecek teşviklerde de bulunuyor. Şimdi Cenab-ı Hak Allah'ın zaviyesinden baktığımızda dünyaya 4 tane, 5 tane isim veriyor. 1. Dünya diyor laib. 2. Lehv. 3. Zinet. Burayı anlamaya, bunları anlamaya çalışacağız. Zinet. 4. Tefahur. 5. Tekasür. Laib ne demek? Laib lügatta birkaç manaya geliyor. Bir manası çocuğun ağzından akan, bebeğin ağzından akan tükürüklere deniliyor. Tamam? Şimdi buna göre mana verelim. İ'lemu, biliniz, ennemel hayatü dünya, dünya hayatı, laibun neymiş? Dedik ya az önce, laib neydi? Ha, çocuğun ağzından akan tükürüklere, o salyalara deniyor. Aziz Mahmud Hüdayi kaddesallahu sırrahu, o da dünyayı ayetten mülhem olarak şöyle tarif ediyor. Kim umar senden vefayı? Yalan dünya değil misin? Muhammedül Mustafa'yı alan dünya değil misin? Diyor. Onu da aldı değil mi? Ona karşı bile vefasız. Muhammedül Mustafa'yı alan dünya değil misin? Sonrasında daha ağır bir sıfat kullanıyor. Yürü ey bi vefa yürü. Ne demek? Benden uzaklaş. Bi vefa ne demek bi vefa Ömer? Vefasız. Ey vefasız. Benden uzaklaş. Sensin hodbin köhne karı. Hodbin ne demek? Hodbin bencil demek. Sadece kendini düşünüyor. Köhne ne demek? Köhne yaşlı, eski demek. Azeriler eski milletvekillerine, biz mesela 26. dönem milletvekili deriz. Emekli milletvekili olmaz. Sakın öyle bir yanlış yapmayın. 26. dönem, 27. dönem milletvekili. Azeriler köhne milletvekili diyorlar. Eski mi? Eski demek. Sensin hodbin. Hodbin ne demek? Bencil. Köhne? Eski, yaşlı karı. Sensin hodbin köhne karı. Hem yaşlısın hem de bencilsin, kendinden başkasını düşünmezsin. Bir hanım düşünün, yemek yaptı, senin önüne koymuyor, kendi önüne koyuyor. Dünya bu. Sensin hodbin köhne karı, nice 100.000 erden geri, kalan dünya değil misin? Benden önce diyor seninle 100.000'lerce kişi evlendi, hepsini mezara koydun. Yenisiyle evlendi, onu da mezara koydun. Yenisiyle, yani 100.000 tane kocası olan bir kadın düşünün. Aziz Mahmud Hüdayi de böyle tarif ediyor. Cenab-ı Hak, önce şuraya bakalım ayet-i kerimeye. Her ayetin başında bu ifadeyi bulamazsınız. İ'lemu diye başlıyor. Ne demek i'lemu? Ne demek? Biliniz. Vakit doldu mu şimdi? He Mustafa? Evet. İ'lemu. Cenab-ı Hak niçin bu ayete böyle başladı? Niye her seferinde kul huvallahu ahad onun başında i'lemu diyor mu? Fatiha elhamdülillahi rabbil alemin diye başlıyor. İ'lemu ennel hamdelillah diye başlıyor mu? Peki niye Allah Celle Celaluhu bu ayette bize dünyayı tarif ederken direkt innemel hayatü dünya demedi de ey Müslümanlar biliniz, ey insanlar biliniz diye başladı. Boşuna mı? Allah'ın boşa kullandığı
abes olan, lüzumsuz olan hiçbir kelimesi yok. Usulü fıkıhta bir emir, Arapçada emir kipleri vardır. Yap, et, git, bil gibi, oku gibi. Onlar aksine bir karine yoksa, aksine bir delalet yoksa vücub ifade eder. Ne ifade eder? Vücub. Yani o fiilin amelinin size vacip olduğunu, farz olduğunu ifade eder. Akimus salah. Ey Müslümanlar, namazı ikame edin. Ne demek bu? Namazı ikame etmek üzerimize farzdır demektir. Tamam mı? Burada da i'lemu, bilmeniz farz demek. Neyi bileceğiz? Dünyayı benim tarif ettiğim şekilde bilmeniz size farz diyor. Demek ki farz sadece namaz değil. Farz sadece zekat değil. Farz sadece hacca gitmek, oruç tutmak değil. Bu da ne? Çünkü emir sigasıyla bize bildiriliyor. İ'lemu, şöyle bileceksiniz. Niye bununla başladı? Ona cevap vermediniz. Niye? Çünkü insanların ekserisi, belki hemen hepsi dünyayı kendine göre tarif ediyor. Dünyayı istediği gibi tarif ediyor. Orada çok yanılgımız var. Hatta sadece cehlimiz yok, yanlış bilgimiz var. Yanlış bilgimiz var. Bundan dolayı Cenab-ı Hak en az bilinen, belki en fazla yanlış tarif edilen olması hasebiyle bu hükmü zihnimize kazımak için, bildiklerinizi unutun, benim dediğim gibi bilin diyor. Bildiklerinizi unutun, size öğretilenleri resetleyin, babanızın, dedenizin söylediklerini bir tarafa bırakın, dünyayı önce benim zaviyemden yeniden tanımlayın diyor. Yeniden tanımlayın. İ'lemu bu demektir. Veya diyeceksiniz ki hocam biz zaten biliyoruz. Biz daha önce de bu ayeti dinledik. Tefsirini dinledik. Abdülmetin Hoca'yı dinledik. Hızır Hoca'yı dinledik. E bunu biliyoruz zaten diyebilirsiniz. O zaman da Cenab-ı Hak bize diyor ki biliyorsunuz ama bilginin mertebeleri var. Bir gün Üstadım Mahmud Efendi Hazretleri ile beraber mektubat okuyoruz. Kapıda Honda marka motorun çekilmesi gerekiyor. Kenara al da sonra gezdirirsin bizi. Var mı? Şey plakası yok mu? Evet. Ne dedik? Fena fillah'tan bahsediyor. Fena fillah'tan. Yani bir salikin, bir dervişin Allah'la kopan bağını yeniden tesis ederek ona olan sevgisini arttıra 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 tamamen Allah'ın dışındaki masivaya ilgi ve alakasını zahiren değil batınen kesmesinden. Başka bir ifadeyle öyle bir makama gelmesi ki Allah'ın hatırından daha yüksek bir hatır bırakmaması demektir. Mevla'nın hatırı senin katında her şeyin fevkinde olması demek. Böyle daha geniş izahları da var. Kalbin fenası var, ruhun fenası var, sırrın fenası var, hafinin, ahfanın, böyle her birinin kendi içinde mertebeleri var. Bunları konuştuktan sonra ders bitti. Bize dedi ki, hah şimdi fena fillah oldunuz dedi. Fena fillah oldunuz demek şimdi veli oldunuz demektir. Şimdi veli. Sevindik biz de bedava beleşe konduk diye. Ancak dedi ki siz şu anda ilmen fena fillah oldunuz dedi. Yani fena fillah ne demek olduğunu ilmi seviyede öğrendiniz demek. İlmen öğrendiniz. Ne zaman bu öğrendiklerinizi zevken yaşamaya başlarsanız o zaman hakikaten fena fillah olacaksınız dedi. Demek ki bilmenin mertebeleri var. Bir ilmen bilmek var, bir de zevken bilmek. Evet, siz dünyanın Allah'ın tarif ettiği,
ettiği şekilde dünyayı biliyor olabilirsiniz. Daha önce duymuş olabilirsiniz. Ama çıtayı yükseltin diyor Cenab-ı Hak. Bunu zevken bilin. Bunu zevken bilin. Yahut bize diyor ki, biliyorsunuz ama bildiğinizin gereğine göre ne yapmıyorsunuz? Amel etmiyorsunuz. Hep kavgalarımız dünya için değil mi? Hep kavgalarımız dünya için. Belediye başkanlığını kaybettik. Muhtarlığı kaybettik. Encümenliği kaybettik. Kavgalar ne için? Daha kıymetli bir şey söyleyebiliriz. Kayıptan kazan çıkaracak, krizi fırsata çıkaracak bir yol var. Nedir biliyor musunuz? Bütün belediye başkanlığı umutları suya düşen hangi partiden olursa olsun, azıcık imanı varsa, azıcık Allah'a itimadı varsa, vallahi kaybettiğine 100.000 kez şükredecek bir tercih var. Gelsin Kur'an'ı öğrensin. Gelsin Allah'ın dinini öğrensin. Medreseye başlasın. Bunu slogan olsun diye söylemiyorum. Hamaset yapmıyorum. Her zerremle inanarak aynı şeyi sizin için de söylüyorum. Bugün sorsanız ne yapayım diye, ne yapıyorsun diye sormam. Bunun tek bir cevabı var. Bugün medreseye kaydınızı yaptır. Çünkü bizim bütün dünyaya, dünyadaki her şeye, maziye de istikbale de Allah'ın nazarından bakma mecburiyetimiz var. Böyle bakamadığımız müddetçe, ahiret terazisiyle tartamadığımız her hadise zarar hanemize işlenir. Her saniye zarar hanemize işlenir. Sıkıntı burada. Faizle ticaret yapmaya çalışan bir tanıdığım vardı. Ama az değil. Rakamlar çok yüksek. Sadece bir ayda bankaya ödedikleri faiz miktarı 300 milyar. Çektikleri krediden değil. Neden bahsediyorum? Ödedikleri faiz miktarından. Böyle ticaret yapmaya çalışıyorlar. Etrafındakiler onlara diyorlar ki ya bu işin biraz daha helal yolu var. Onu tercih etseniz. E diyor oraya gittiğimizde 100 bin lira daha fazla, 300'ü 400 ödeyeceğiz. Bari bu 100'ü medreseye veririz. Daha iyi değil mi? Deyip verdiklerini de görmedik de. Böyle kandırıyor kendisini. Bir taraftan almak istediği cevabı almak istiyor. Öbür taraftan da Müslüman adam vicdanını kemiriyor. Dedim ki gel seni Efendi Hazretlerimize götüreyim. Ona sor. O ne cevap veriyorsa onu yap. Tamam dedi. Yanına vardık. Koltuğunda oturuyor. Efendim, bu arkadaşımızın faizle ilgili bir suali var. Allah Allah dedi. Vallahi sabahtan beri Rum suresinin 29. ayeti dilime takılmıştı. Durmadan onu tekrar edip duruyordum. Meğerse sen gelip bu fetvayı soracakmışsın dedi. Aslında bu mesele sadece onun meselesi olduğu için Allah dostunu meşgul etmiyor. Bütün ümmetin meselesi olduğu için sabahtan beri o ayetle meşgul oluyor. Hepimizin meselesi. Dinledi. Ona verdiği cevap ne oldu biliyor musunuz? Kardeşim dedi. Dünyanın tamamı ahiretin zerresine nispetle 5 para etmez dedi. Dünyanın tamamı ahiretin zerresine noktasına nispetle 5 para etmez dedi. Sen hangi kardan bahsediyorsun? Hangi 100 milyardan bahsediyorsun? Dünyanın tamamını nereye kıyas ediyor? Cennetin zerresine kıyas ediyor, gene 5 para etmiyor. Bu bakış Allah tarafından meseleye bakmaktır. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki, İ'lemu ennemel hayat. İ'lemu'yu anladık mı şimdi? Evet. Ennemel hayatü dünya. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bazen el hayatü dünya
iki şekilde. Böyle var. Başında elif lam yok. Bir de başında elif lam var. Dünyanın hayatı demek. Dünya hayatı da diyebilirsiniz. Bunun manası ne? Dünya hayatı. Ama el hayatü dünyanın manası dünya hayatı değil. Onun tercümesi dünya hayat. Efendi Hazretlerimizin mealine bakarsanız tefsir böyledir. El hayatı öyle hayat ki, sıfat mevsuf Arapça okuyanlar bilirler. Ed dünya, dünya, dünyanın manası alçak demektir. Kıymeti düşük, alçak. Cenab-ı Hak diyor ki, biliniz ki İ'lemû ennemel hayâtü dünya. Bu hayat öyle hayat ki alçak. Beş para etmeyen bu hayat. Hangi hayattan bahsediyor? Şu yaşadığımız hayattan bahsediyor. Mücerret olarak bu dünyaya ait şeyler tek başına ele alındığı zaman la'ibun neymiş? Tükürük. Başka manası da var. La'ibin batıl manası da var. Bir, salya manası. İki, batıl. Diğer bir manası abes. Ne demek? Lüzumsuz diyor. Lüzumsuz. Batıl. Abes. Çocukların hiçbir anlam veremeyeceğiniz oyununa da laib diyorlar. Çocuk yaşta oynanan oyuna ne diyorlar? Laib. Bir manası da çocuk oyununa deniliyor. Birisi kızıyor, o önce yapılan kaleler, şunlar bunlar vuruyor, yıkılıyor, gidiyor. Ne oldu hepsi? Laib işte bu. Tamam? Öyle olmuyor mu? Çalışıyorsun, 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 biriktiriyorsun. Ondan sonra başlıyor hanımla problemler yaşamaya. Bir de bakmışsın yarısını aldı gitti. Hadi bakalım. Ne oldu? Kale yıkıldı. Yarısı olsa. Doğru. Yanlış evlilik bütün doğruları götürüyor çünkü. Laib. Veya bir musibet geliyor. Bir kriz geliyor. Laib. Oyun bozuldu. Hadi bakalım geçmiş olsun. Batıl deyin. Çocuğun tükürüğü deyin. Veyahut da oyun deyin veya abes deyin. Abes. Meşhur bir adam. Münasebetsizliğiyle meşhur. Ciddi konular konuşurken hiç lüzumsuz, hiç alakasız şeyleri o araya sıkıştıran adama münasebetsiz derler. Adam meşhur olmuş. Adı neyse Ahmet Mahmut. Münasebetsiz diye meşhur olmuş. Padişahın bile kulağına gitmiş. Düşün ne kadar meşhur. Tamam mı? Olsun yaptığı işi hiç olmazsa en iyisini yapıyor. Padişahın kulağına gitmiş. Padişah merak etmiş. Demiş ya bu adam bu kadar münasebetsizlikle meşhur olduğuna göre yani bu Araplar abkariye diyorlar. Efendim herhalde sivri zeka bir şey olsa gerek. Şunu demiş benim meclisime bir çağrında tanımak istiyorum. Mahir adam. Bütün devlet erkanını toplamış. Dikkat edin şimdi. Sadrazam orada, vezirler orada, hazine bakanı orada, herkes orada. Onu da demiş benim tam karşıma oturtturun. Sofrayı kurun. Beraber bir yemek yiyelim. Bakalım ne olacak. Şimdi yemekler kurulmuş. Hem bir taraftan yeniyor. Hem de sadrazamın, şeyhülislamın, vezirlerin bulunduğu o mecliste çok ciddi mevzulara girilmiş. Çok ciddi. Düşünün, Türkiye'nin şu anda başında musibet olarak görünen
beka meselesi olarak görünen mevzular Hakan Fidan'da orada konuşuluyor. Düşünün ya. Tam meselenin en sıcak noktasına varıldığı esnada padişah bir taraftan da bakıyor. Adam da gayet böyle adab-ı muaşerete riayet ederek, görgü kurallarına riayet ederek yemeğini yemeye devam ediyor. Allah Allah diyor ya, bu adam mı münasebetsiz? Bunda bir şey yok. Derken padişahım diyor. Herkes bir anda sesini kesiyor. Buyur beyefendi diyor. Padişahım sen zurna çalar mısın diyor. Yok çalmam. İyi, benim çocuk da çalmazdı, onun için sordum diyor. Nasıl oldu şimdi? Hak etmiş mi şöhreti? Hak etmiş. O kadar ciddi meselenin, o kadar ciddi insanların huzurunda bir padişaha sen zurna çalar mısın der misin? Dersen ancak zurnacı olursun. Şimdi Hazreti Allah Celle Celaluhu diyor ki münasebetsizlik yapmayın. Abes işle uğraşmayın. O kadar ciddi meseleler var ki. Önümüzde öyle hesaplar var ki. Allah aşkına bir dükkana girerken, bir lokantaya girerken, bir mağazaya girerken ilk önce aklınıza ne gelir? Ne gelir? Heh, bak esnaf adam biliyor. Önce hesabı düşünüyor, görüyor musunuz? Önce hesabı. Siz başka bir şey mi düşünürsünüz? He? Cüzdana bir bakarsın. Acaba aldığım, yediğim şeylerin hesabını verebilecek miyim? Aksini söyleyen var mı? Beni ilgilendirmiyor diyebilir misiniz? Yok. Hatta cebinizde para var zannederek lokantaya girdiniz. Üstelik de hanımınız yanınızda. Çocuğunuz yanınızda. Daha balayındasınız. Tamam? Daha bir haftalık, iki günlük evlisiniz. Veya düğün akşamı yemeğe gittiniz. Yediniz, içtiniz. Damat bey hesap dediler. Elinizi cebine attınız. Meğer bütün takıları annene vermişsin. Cepte metelik yok. Nasıl? Gökkuşağı oldunuz mu şimdi? He? Kaç renk geçer üzerinizden? Ne kadar büyük bir mahcubiyet. Böyle bir mahcubiyet yaşamak ister miydiniz? Efendim? Ses çıkmıyor. Allah'ın pazarındayız. Her gün Allah'ın çarşısına giriyoruz. Sofraya oturduğumuz zaman Cenab-ı Hakk'ın suyunu içiyoruz. Çaylarını içiyoruz. Kaymaklarını yiyoruz. Ballarını yiyoruz. Yataklarında yatıyoruz. Verdiği uykuyla istirahat ediyoruz. Nefesini alıyoruz. Çerezlerini, o bitti kahvesini, o bitti meyvesini ama hiç hesap vereceğimizi düşünmüyoruz. Hani ilk önce hesabı düşünürdük? Nerede bunun hesabı? Bunun hesabı yok mu cemaatimizin? Bunun hesabı var. Onun için dünyayı doğru anlayın diyor. Ciddi bir hayat yaşıyoruz. Efendi Hazretlerimiz buyururdu ki bize verilen ömür, bize verilen fırsat akıllı bir adama verilseydi çoktan evliya olmuştu diyor. Çoktan evliya olmuştu. Allah bize çok ciddi bir hayat verdi. Şaka yapmıyor. Tamam? Bizimle dalga geçmiyor. Yaratılış ciddi bir vaka. Peygamberlerin gönderilmesi ciddi bir hadise. Gökten yağmurların yağması ciddi. Bulutların üzerimizde dolaşması ciddi bir hadise. Denizler, depremler ciddi bir mesele. İnsanın dünyaya gelmesi ciddi bir mesele. Sevdiklerimizi kaybetmemiz kıyamet. Hanımını kaybettin suğrası, sen ölünce kübrasını yaşayacaksın. Onun için bunca ciddi devlet meseleleri, bunca ciddi ebed mevzuları varken, beka mevzusu bizim için ahirete imanlı mı gideceğiz, imansız mı gideceğiz meselesidir. Üstadım Mahmud Efendi Hazretleri, cemaati Müslümin, biz devlet olmak için değil, evvela Müslüman olmak için yaratıldık buyuruyordu. Bizim için beka meselesi, bizim sevdiklerimizin, kardeşlerimizin,
aynı havayı soluduğumuz neslin Müslüman olması ve ahirete Müslüman olarak göçmesidir. Asıl beka meselesi bu. Bu meseleler dururken başka şeylerle uğraşıyorsak, inşaattır, kumdur, çakıldır, eğer bunlar bizi asıl mevzumuzdan alıkoyuyorsa o zaman laib olmuştur. Münasebetsizlik yaptık demektir, abes yaptık demektir, bizim salyalarımız akmaya başladı demektir. Çocuk oyununu bırakın diyor Allah Celle Celaluhu. Siz artık büyüdünüz. Siz artık ihtiyarlamaya başladınız. Ve lehvun. Vakit doldu değil mi? Burada kalalım mı sonra? Tamam, burada kalalım. He? Evet. Ayet devam ediyor. Siz tefsirlerden bakabilirsiniz. Evet. Ne yapmaya çalışıyorum biliyor musunuz? Kur'an'a mana vermek o kadar kolay değil. Kur'an'ı anlamak da o kadar kolay değil. Kur'an'ın manalarını bitirmek de o kadar kolay değil. Meal Kur'an değildir. Bakın bir saattir daha bir ayeti bitiremedik. O da bir kısmını atlayarak gittik. Daha hayat ne konuşmadık. Daha dünya ne konuşmadık. Tamam? Başındaki eliflamların ne olduğunu konuşmadık. Ennema'nın ne olduğunu konuşmadık. Bunlar her biri bize ayrı ufuklar, ayrı derinlikler, ayrı bakış açıları veriyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'i en iyi bildim diyen Ebu Hanife gibi, Abdullah İbni Mes'ud gibi, Abdullah İbni Abbas gibi Kur'an'ın müfessirlerine nispetle bizim gibi Kur'an'ın bir kelimesine mana vermeyen arasındaki fark ne kadar uçurumsa, Kur'an'ı en iyi bilenle Kur'an'ın bütün manaları arasındaki uçurum da o kadar büyük. Nasıl bir sahildeyiz biliyor musunuz? Nasıl bir okyanusun dibindeyiz? Oraya giren yeter ki girsin, yeter ki ayağını soksun. İlla ayağına inci takılır. İlla ayağına altın takılır. İlla ayağına Hazreti Adem'in gömdüğü bütün peygamberlerin üzerine ilave ettiği hazineler takılır. Onun için ahirette geçer hazineleri, akçeleri bulmak istiyorsanız Kur'an-ı Kerim. Hazine burada. Zenginlik burada. Allah dünyaya batıl diyor, abes diyor. Dünyayı anlarsak, dünyanın bir seraptan ibaret olduğunu çözersek, o zaman gönlümüzü, gayemizi, kararlarımızı ve niyetlerimizi doğru istikamete çeviririz ki, o da Hazreti Allah'tır, o da ahirettir. Cenab-ı Hak kazananlardan olmayı bizlere nasip eylesin. Amin. Şu kısacık hayatta kaybetmekten bizleri muhafaza eylesin. Amin. Şu an hakla batılın imtizac ettiği imtihan dünyasında yaşıyoruz. Onun için bazen güzeller çirkin, çirkinler güzel suretinde görünüyor. Tereddüt ettiğimiz zaman müracaatımız Kur'an'a, müracaatımız Hazreti Resulullah'a, müracaatımız onları bizden daha iyi anlayan ulemaya. O zaman yanılmayız. O zaman silgimiz kalemimizden önce tükenmek zorunda kalmaz. El-Fatiha.